Merhabalar güzel çocuklar. Fen bilimleri testimizin çözümlerine ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki seçeneklerde bulunan kavramlar yukarıda verilen tanımlarla eşleştirilirse hangi kavram açıkta kalır? Ekonomik değeri olan kayaçlara denir, madenin tanımıdır. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Her maden bir kayaçtır fakat her kayaç bir maden değildir. Maden olabilmesi için ekonomik değer taşımalıdır. Altın, gümüş, bakır ya da mermer gibi. Madenleri, yer kabuğunun yapısını inceleyen bilim dalına ise jeoloji denir. Eski dönemlerde yaşamış canlıların günümüze kadar ulaşmış kalıntı ya da izlerini ise fosil denir. Böylelikle paleontolog kelimesinin açıklaması yapılmamıştır. Paleontolog, fosilleri inceleyen bilim insanlarına verilen isimdir. Fosilleri inceleyen bilim dalı ise paleontoloji denir. İkinci sorumuz, yukarıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış oluşuna karar verilerek ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Kayaçlar, zamanla, yağmur, rüzgar gibi etkilerle parçalanabilir, doğru bir ifadedir. Kayaçlar zamanla yağmur, rüzgar ya da sıcaklık farkı gibi dış etkiler sayesinde daha küçük parçalara ayrılabilirler. Pilin yapısında ise çinko madeni bulunur, doğrudur. Dolayısıyla birinci çıkışa ulaşılır. Üçüncü sorumuz, aşağıda verilen madenler yukarıdaki kullanım alanları ile eşleştirilirse hangi seçenek dışarıda kalır? Kapı, inşaat malzemeleri ya da otomobil yapımında demir madeni kullanılır. Takı, süs eşyası yapısında gümüş madeni kullanılır. Isıya dayanıklı cam yapımında ya da deterjan yapımında ise bor madeni kullanılır. Böylelikle kömür madeni dışarıda kalmıştır. D şıkkı doğru cevabımız. Kömür yakılarak ısı enerjisi elde etmekte kullanılır. Dördüncü sorumuz, yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Fosiller sayesinde geçmişteki iklim ve bitki örtüsünü hakkında bilgi edinebiliriz. Doğrudur. Geçmişte yaşamış bitki ve hayvanların kalıntılarının kayaçların arasında havasız kalmasıyla günümüze ulaşmış hallerine fosil diyoruz ve bu sayede bu fosiller incelenerek geçmişteki yaşam hakkında bilgi edinebiliyoruz. Sadece hayvanların fosili oluşabilir. Yanlış bir bilgidir. Bitkilerin de fosili oluşabilir. Kayaçların arasında ya da ağaç reçinesi içerisinde fosil meydana gelebilir. Doğrudur. Bununla birlikte kayaçların ya da ağaç reçinesi içerisinde fosilin ya da canlı kalıntısının havasız kalması gerekir, fosil şekline gelebilmesi için. Böylelikle doğru cevabımız yıldız ve üçgen C şıkkı oldu. Beşinci sorumuz, yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Üzerinde canlıların yaşadığı taş, toprak ve kayaçların olduğu katmana kara katmanı denir, doğrudur. Kayaların parçalanması ve küçülmesiyle çakıl taşları, çakıl taşlarının parçalanması ile de kum oluşur. Doğru bir ifadedir. Dış etkenler sayesinde parçalanarak dönüşürler. Altın madeni takı, süs eşyası yapımında bununla birlikte elektronikte kullanılır. İyi bir elektrik iletkenidir. Elektrik kablolarının yapısında bakır madeni bulunur. Doğrudur. Bununla birlikte mutfak eşyası ya da takı yapımında da bakır madeni kullanılır. Böylelikle D şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorumuz, yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dünyayı orta kısmından ayıran hayali çizgiye ekvator denir. Doğru bir ifadedir. Dünyamızı orta kısmından ayıran hayali çizgiye ekvator denir. Kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren hayali çizgiye ise eksen denir. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken
aynı zamanda güneş etrafında da dolanma hareketi yapar ve dönme ve dolanma yönleri aynı, saat yönünün tersi yönündedir. Böylelikle ikinci yargımız da doğrudur. Dünyanın ekseni eğiktir. Şekilde de gösterildiği gibi kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren hayali çizgi dünyanın ekseni eğiktir. D şıkkı doğru cevabımız. Yedinci sorumuz. Yukarıda ismi verilen öğrenciler dünyamızın hareketleri konusuyla ilgili bilgiler vermektedirler. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgi doğrudur? Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihlere ekinoks denir, doğrudur. Ekinoks tarihlerinde 12 saat gündüz yaşanırken 12 saat gece yaşanır. Dünya kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte, yani bir günde tamamlar. Bir yıl 30 haftadan oluşur, yanlış bir bilgidir. Bir yıl 52 haftadan oluşur. Böylelikle doğru cevabımız Zeynep ve Ayşe C şıkkı. Sekizinci sorumuz, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yola yörünge denir. Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. Bir gün 24 saate eşittir. Dünyanın dönme yönü doğudan batıya doğrudur. D şıkkı doğru cevabımız, dünyanın dönme yönü batıdan doğuya doğrudur. Yani saat yönünün tersi yönündedir. Burada dünyanın dönüş yönü ters yönde verilmiş. O yüzden yanlış ifade D şıkkındadır. Dünyanın güneş etrafında dolaşırken izlediği yol ise yörünge diyoruz ve dünyanın yörüngesi elips şeklindedir ve bir gün 24 saate eşittir. Dokuzuncu sorumuz, yukarıda verilenlerden hangileri dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinin sonuçlarındandır? Dünya güneş etrafında dolandığı için bir yıl oluşur. Çünkü dünyanın güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saat, yani bir yıla eşittir. Mevsimler oluşur. Doğrudur. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucunda güneşten ışınlar farklı açılarla gelir. Böylelikle mevsimler oluşur. Gün içinde güneş farklı yerlerdeymiş gibi görünme sebebi ise dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketinin bir sonucudur. O yüzden 1 ve 2, B şıkkı doğru cevabımız. Aşağıdaki tabloda bazı bilgiler verilmektedir. Verilen bilgi doğru ise D, yanlış ise Y yazıldığında cevap sütunu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verildiği gibi olmalıdır? 1 yıl 365 gün 6 saate eşittir, doğrudur. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresidir. Güneş doğudan doğar, batıdan batar, doğrudur. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Gün içerisinde gölge boyumuzun değişmesi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin bir sonucudur. Doğrudur ve böylelikle 3 ifademiz de doğru olduğu için D şıkkı doğru cevabımız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum ve başarılar diliyorum.